Deney Yapabilirsin kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün basınçla ilgili deneyler yapacağız. Basınç 3'e ayrılıyor, katı, sıvı ve gaz basıncı olarak. Biz de bunlarla ilgili deneyler yapacağız. O zaman ilk deneyimize geçelim. Şimdi de ilk olarak arkadaşlar katı basıncı ile ilgili deneyler yapacağız. Şu şekilde önümde bir borcamın içinde deterjan var. Siz bunun yerine kum da kullanabilirsiniz. Ben onun yerine bunu kullandım. Katı basıncını göstereceğiz. Katı basıncı cismin yüzey alanıyla ters orantılı ama kütlesiyle, ağırlığıyla doğru orantılıdır. Onu da göstereceğim şimdi. Öncelikle şişeyle başlıyoruz. Şu şekilde bir şişemiz var. Şişenin kapağı daha küçük yüzey alanı var. Ama arkasının daha büyük bir yüzey alanı var. Şimdi bunu kuma batırdığımda şu şekilde kapağından batırıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir derinlik oluşuyor. Şimdi ise şu şekilde burayla batırıyorum. Altı ile yüzey alanı daha büyük olan kısmı. Ve burada daha çok battığını gözlemliyoruz. Burada daha az batıyor. Çünkü yüzey küçük olunca basınç daha fazla oluyor. Ve şimdi bunu böyle paletle deneyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde iki kaleme palet gibi, kar paleti gibi bağladım. Ve şu şekilde sivri uçlarıyla batırınca daha çok batıyorlar. Gördüğünüz gibi delikler oluşuyor. Ama paletle yürüdüğümüzde şu şekilde neredeyse hiç batmıyorlar yani. Yüzey alanı geniş olduğu için basınç daha az oluyor. Ve çok az batıyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi özde şu şekilde tahtalarımız var. Jenga tahtaları görüyorsunuz. Bunlarla katı basıncının yüzeye ve ağırlığa göre nasıl değiştiğini gözlemleyeceğiz. Şimdi şu şekilde bir zeminimiz var. Yine deterjan veya kum da kullanabilirsiniz. Şu şekilde iki tane özdeş jenga tahtamı geniş olan yüzeyin üzerine bırakıyorum. Hani geniş olan yüzeylerin üzerine. Ve bir tanesini de şu şekilde dik şekilde koyuyorum. Ve üstüne bundan şu şekilde koyuyorum. Bunların yüzey alanı bunun daha geniş, bunun daha küçük ama ağırlıkları eşit. İkisinde de iki tane jenga tahtası kullandık. Ama şu şekilde kaldırdığımızda bunun şu şekilde daha az batması var. Çok az görünüyor. Bunda ise daha fazla batmış çünkü yüzey alanı daha küçük, katı basınca daha fazla oluyor. Şimdi de şu şekilde göstereceğim. Bu sefer de yüzey alanları aynı olacak. Şu şekilde göstereyim. Buna iki tane koyuyorum. Diğer tarafa ise şurayı da bir düzleyelim. Şu şekilde evet. Buraya ise daha fazla koyacağım. Daha iyi gözlemlemek için 5 tane koymayı düşünüyorum. Şu şekilde. Buraya 5 tane, buraya da 2 tane koyduk arkadaşlar. Burada yüzey alanları eşit. Burada da ağırlık farkı var. Yani burada daha fazla, burada daha az. Şimdi ağırlığın basınç etkisini gözlemleyeceğiz. Şu şekilde bunda çok az görünmeyen bir kısım ama bunda biraz daha belli olan bir kısım oluyor. Tabii diğeri kadar çok belli olmuyor ama bunda da belli olabiliyor. Yani görüyoruz. Bunda da ağırlık ve yüzey alanının katı basıncına etkisini gördük. O zaman diğer deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıvı basıncı deneylerine geçtik. Sıvı basıncı derinliğe ve yoğunluğa bağlı. İkisiyle de doğru orantılı. Yani derinlik arttıkça basınç artar. Yoğunluk arttıkça basınç artar. Şimdi derinliğin basıncı etkisini gözlemleyeceğiz. Yani sıvı basıncını. Şu şekilde 3 delik açtık arkadaşlar. Ve üstünü bantla kapattık. Ve şişemizi suyla doldurduk. Şu şekilde bu deliği açacağım ilk. Bunda çok az akacak. Gördüğünüz gibi. Derinlere indikçe daha fazla akacak. Mesela burada daha fazla akıyor. Orada biraz su azaldığı için akıyor. Öyle. Burada da gördüğünüz gibi en fazla. Çünkü burası derinde olduğu için basınç daha fazla oluyor. Gördüğünüz gibi buradaki basınç daha fazla. Buradaki daha az akıyor. Yani en derindeki en çok basınçlı oluyor. Bakın hala akmaya devam ediyor ama delik geçtiği için. Ama yine de en altta olduğu için basınç en fazla oluyor ve en çok akan bu oluyor. En hızlı akan. Burada da derinliğin sıvı basıncının etkisini görmüş olduk. O zaman diğer deneyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar sıvı basıncının etkisiyle yani itme gücüyle tenekenin döndüğünü göreceksiniz. Bir tenekeye bir delik açtık ve içine suyla doldurduk. Ve şu şekilde ip bağladık. Ben şu an elimi bırakacağım. Elimle delik açtık. Oradan bırakıyorum. Ve şu şekilde serbest bıraktığımda
sıvı basıncının itme kuvvetiyle birlikte suyu görüyorsunuz, su çıkıyor delikten. Ve şu şekilde dönüyor. Ben şu an döndürmüyorum. O kendi suyun etkisiyle dönüyor. Gördüğünüz üzere. Su azaldıkça. Gayet güzel bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Şimdi ben bunun yanına bir tane daha delik açacağım. O öyle de gözlemleyelim bir. Karşılıklı iki delik açtım. Bırakıyorum. Ve daha yavaş dönecek. Çünkü basıncı azalttık. İki delikten açınca yani şöyle anlatayım. Basınç iki delikten ya bir delikten çıkınca daha fazla oluyor ama iki delikten çıkınca ikisine de dağıttığı için kuvveti daha yavaş oluyor. Bu şekilde ama böyle de güzel oluyor. Gördüğünüz üzere. Bu da sıvı basıncının itme kuvvetiyle işte dönüyorlar arkadaşlar. Şimdi o zaman diğer deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gaz basıncı deneylerine geçtik. Evet, şu şekilde bir kavanozumuz var. Şöyle borcamımız içinde mum var ve suyumuz var. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Kavanozun içine konserve yapanlar içine hafif sıcak bir şeyler koyuyorlar ve kapağı kapattığında basınç farkı oluşuyor ve kapak kilitleniyor. Bu da açık hava basıncının etkisiyle olan bir şey. Şimdi bu deneyimizde şu şekilde suyumu dökeceğim. Buraya. Suyun seviyesi mumun seviyesini geçmeyecek şekilde olacak. Şu şekilde. İyi. Burada oluşacak şey de şu. Bunun üzerine kapatacağız. Ve bir zaman sonra yani basınç farkından dolayı basınç etki ettiği için su yukarı doğru çıkacak. Şimdi şu şekilde kavanozu kapatıyorum. Şu şekilde mum sönüyor. Mum sönecek birazdan. Biraz bekliyoruz. Evet. Aynı zamanda oksijen de bitiyor içeride ama mum. Evet, suyumuz da yükseliyor gördüğünüz gibi. Ve mumun seviyesine kadar çıkıyor. Basıncın etkisiyle su yükseliyor. Bu şekilde şunu kaldırdığımızda da pek belli olmuyor ama bu şekilde. Yani orada çıkışını gördünüz. Bu şekilde içine de doluyor zaten su. Burada açık hava basıncının etkisiyle suyumuz yükseliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gaz basıncı ile ilgili diğer bir deneyimize geçtik. Bunda da şu şekilde bir şişemiz var, pimpon topumuz var. Bu deneyde de şunu göreceğiz arkadaşlar. Buradan ters çevireceğim bunu ve bu top dengede kalacak. Bu da nasıl oluyor? Açık hava basıncı aşağıdan kuvvet uyguluyor. Yani bu suyun kuvveti kadar açık hava basıncı da uyguladığı için bu top düşmeyecek. Ve arkadaşlar, yani deniz seviyesinde 1 santimetre kareye uygulanan açık hava basıncı 1033 gram oluyor. Yani burada da yaklaşık bir değer oluyor büyük ihtimal. Şöyle göstereceğim şimdi. Bu şekilde arkadaşlar pimpon topumuzu koyuyoruz. Ve şişemizi çeviriyoruz. Ve yavaşça bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pimpon topumuz duruyor. Aşağıdan açık hava basıncının etkisiyle. Yani suyun kütlesi kadar aşağıdan açık hava basıncı etki ediyor. Gördüğünüz gibi ve top dengede kalıyor. Yani düşmüyor. Gördüğünüz üzere. Her taraftan açık hava basıncı etki ediyor. Ve suyla aynı kuvvetle etkilediği için orada sabit kalıyor top ve düşmüyor. Bu da gayet ilginç bir deney oldu. Şimdi diğer deneyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar pimpon topuyla denediğimizi kağıtla deneyeceğiz. Şişeyi yarım doldursanız da olur, tam doldursanız da olur. Fark etmiyor. Ama yarım doldurunca daha iyi duruyor. Bu şekilde kağıdımızı koyduk. Pimpon topundaki gibi. Bu şekilde tutuyoruz. Ve bıraktığımızda şu şekilde duruyor arkadaşlar. Tabii çok durmuyor. O yüzden tuttum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bıraktığımda duruyor arkadaşlar. Yine pimpon topundaki gibi durabiliyor ama pimpon topu daha uzun süreli duruyor. Bu deneyimiz de böyleydi arkadaşlar. Bugün basınçla ilgili deneyler yaptık. Katı sıvı gaz basıncı ile ilgili. Bu videomuz da böyleydi. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanda da iki videom çıktı. Onlardan birine tıklayarak başka videolara ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.